Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü videomuzun konusu dizin iç kısmında oluşan ağrıları hızlı bir şekilde geçirebileceğimiz çok etkili iki egzersiz göstereceğim. Bu iki egzersizi uyguladığınız anda bile o anlık ağrınızı hızlıca geçirebilir olacağız. Ve hatta düzenli olarak uyguladığınızda da ağrıları kalıcı olarak elveda diyebilir olacağız. Eğer sizin de dizinizin iç kısmında bir ağrınız varsa muhtemelen menisküs yaralanmaları çoğunlukla dizin iç kısmında ağrı oluşturuyor. Ve eğer dizinizde genel bir ağrı probleminiz varsa da bütün çevre kasları kuvvetlendirmeniz çok çok etkili olacaktır. Hadi buyurun şimdi videomuza geçelim ve bu dizin iç kısmındaki ağrıya elveda diyelim. Egzersizlerimize geçmeden önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki çözüm önerilerini ve egzersizleri görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle neden daha fazla dizimizin iç tarafında ağrı oluşuyor bundan bahsedelim. Dedim ki menisküs çoğunlukla dizimizin iki tarafında da bulunuyor ama çoğunlukla dizin iç tarafındaki menisküs hasarlanıyor. Yük genel olarak iç tarafa doğru gitme eğiliminde vücudumuzun ağırlığı ve iç menisküsümüz daha fazla zarar görüyor. Peki biz bu üstten gelen yükü hafifletirsek eğer ve daha çok iç taraftaki yükü hafifletirsek ağrımız azalmaz mı? Tabii ki de ağrımız çok güzel bir şekilde azalır. Peki bunu nasıl yapacağız? Kalçamızın dış tarafında ve bacağımızın dış tarafında bulunan kasları kuvvetlendirirsek şu şekilde bir çekme kuvveti uygulayarak İşte dizimizin iç tarafındaki yükü azaltarak ağrımızı da azaltmış olabilir olacağız. Hadi o zaman şimdi bu iki muhteşem egzersize geçelim. Egzersizlerimiz için ağrıyan dizimiz üstte kalacak şekilde yan yatıyoruz. Farz edelim ki benim sağ dizim ağrıyor, sağ dizimi üst tarafa aldım. Ve sonrasında yapacağımız şey o kadar basit ki midye egzersizi diyoruz. Hemen görelim. Ayak tabanların birbirine değecek şekilde, burası çok önemli çünkü izole bir şekilde kalça ve bacağımın dış tarafındaki kasları ayak tabanların birbirine değecek şekilde çalıştırabiliyorum. Burada 5-6 saniye kadar bekliyorum ve kalçamın dış tarafındaki o hissiyat, çalışma hissi gelene kadar durdum ve bıraktım. İşte egzersizimiz bu kadar basit. Eğer kaslarınız çok kuvvetsizse bu bölgede bacağın yanında ve kalça bölgesinde yanma hissi olabilir. Bu çok çok normal. Direkt izole olarak çalıştırdığımızı gösteriyor. Yukarıda 5-6 saniye kadar durdum ve bıraktım. Bu egzersizi 15 tekrar olarak uyguluyoruz. Sonrasında 15-30 saniye kadar bir mola veriyoruz, bir dinlenme süresi veriyoruz ve sonra bir set daha aynı şekilde 15 tekrar olarak egzersizimizi uyguluyoruz. Bunu yaptığınızda bile ağrınızda o anda rahatlama hissedebilme olasılığınız çok çok yüksek. Ama düzenli olarak uyguladığınızda kalıcı bir şekilde ağrımızı giderebilir olacağız. İlk egzersizimiz bu şekildeydi. Eğer bu size çok kolay geliyorsa egzersizimizin etkisini artırmak için yuvarlak bir hale getirdiğimiz lastiğimizi de kullanabilir olacağız. Şimdi bunu görelim. Bu lastikleri her yerden kolaylıkla temin edebilirsiniz ve hızlı bir şekilde, daha etkili bir şekilde kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz. Lastiğimizi dizlerimizin hizasına gelene kadar yukarı doğru alıyoruz ve sonrasında yapacağımız şey tamamen aynı. Sadece dirençli bir şekilde çalıştırmış olacağız. Burada bacağımı açıyorum. Yine aynı bölgede kasılmayı hissedeceğim. 5-6 saniye kadar durdum ve yavaşça bırakıyorum. İşte tamamen aynı şeyi yaparak daha etkili bir şekilde kuvvetlendirme sağlayacağız. Siz bir sonraki aşamada ilk egzersizi yaptıktan sonra zaman kazandıkça, kaslarınız kuvvetlendikçe bu egzersizi yapabilir olacaksınız. Ve yine 15 tekrarlı olarak uyguluyorum. Kısa bir mola veriyorum 30 saniye kadar. Sonra tekrar bir set daha aynı işlemi uygulayacağız. 15 tekrar olarak uyguladım ve ilk egzersizimizi bitirmiş bulunuyoruz. Hadi şimdi ikinci egzersizimize geçelim. İkinci egzersizimizde yine ağrıyan dizimiz üstte olacak şekilde yan yatıyoruz. Ve bu sefer yapacağım şey hem kalçam hem de dizim 90 derecelik açıya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Burada yattığınız yere diz altınız paralel olacak şekilde yerleştirmenizi hemen aklınıza tutacak şekilde söyleyebilirim. Sonrasında yapacağım şey çok çok basit ve ben bu egzersizi
Diz içindeki ağrı bulunan bütün hastalarıma öneriyorum. Yaptığınız zaman ne kadar etkili olduğunu zaten göreceksiniz. Yapacağımız şey, bacağımı aynı açıyı bozmadan yukarı doğru kaldırdım ve yine kalça ve diz tarafımın dış tarafındaki kaslarımızı çalıştırmış oluyoruz. Yukarıda bu sefer 3-4 saniye kadar duruyorum. Bir miktar daha zor bir egzersiz ama çok daha etkili bir egzersiz. Yukarıda 3-4 saniye durdum. Diz açımı ve kalça açımı asla bozmuyorum ve bıraktım. Yavaşça bırakıyoruz çünkü dizin iç tarafında yine bir hasar vermeyelim. Yukarı doğru kaldırdım. Açıyı bozmadım. Çok çok etkili bir egzersiz ve bıraktım. İşte bu egzersizi de 15 tekrarlı olarak uyguluyoruz. Ve sonrasında 30 saniye kadar bir dinlenme süresi veriyorum. Yine kalçamın dış tarafında ve bacağımın şu yan hattı boyunca çalışmayı hissettim. Ve sonra ikinci sete geçiyoruz. Tekrar aynı şeyi uygulayacağım. Bacağımı yukarı doğru kaldırdım. 3-4 saniye durdum ve bıraktım. Bacak yukarı, 3-4 saniye durduk ve bıraktık. Bunu da 15 tekrar olarak uyguluyoruz. Ve dilerseniz eğer gerçekten yapabiliyorsanız dizinizin altına, hizasına yine lastik geçirerek aynı egzersizi yapabilirsiniz. Şimdi bir de onu görelim. İkinci egzersizimizi lastikle uyguladığımız zaman gerçekten çok çok etkili bir kuvvetlendirme etkisi yapmış olacağız. Zaten egzersizi yaparken de bu bölgenin ne kadar güzel bir şekilde çalıştığını hissedeceksiniz. Tamamen yine aynı şeyi yapıyoruz. Yukarıda 3-4 saniye kadar bekledim ve bacağımı bıraktım. Bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Öncelikle ilk gösterdiğim formu yapmakla başlayın. Kaslarınız kuvvetlendikçe lastikle çalışmaya geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde 15 tekrar yapıyorum ve bir dinlenme molası verdim. 30 saniye kadar bekliyorum ve sonra tekrar ikinci sete geçiyoruz. 15 tekrarı da uyguladıktan sonra ilk yöntemimizde olduğu gibi bunu da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, dizimizin iç kısmında olan ağrıyı giderebilmek için bu iki muhteşem egzersizi görmüş olduk. Bu egzersizleri sabah, öğlen ve akşam günde 3 kere uygulayarak ağrımızın giderilmesini kalıcı bir hale getirebilir olacağız. Lütfen bu egzersizlere bir şans verin, deneyin ve deneyimlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu da Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.